Sol sol sağ. Sol sol sağ. Sağ sol sağ sol. Sağ. Ay. Sağ ol. Merhabalar arkadaşlar, Fırat Yomuz, hoş geldiniz. Ben Merhaba Uygun, yepyeni bir videoyla daha varız arkadaşlar. Analiz yakaladığımız yerden devam ediyoruz. PES 2017'de ve muhtemelen görüntü kalitesini 1080p'de izleyenler anlayacaktır. Artık videolar 1080p 60 FPS gelecek. Bu PlayStation 4'te bu çok güzel bir şey. Aldım game capture kartımı. HD 60 aldım. Elgato'nun Mutinki ile aynı Umidi'yi takip edenler bilir. Buradan da Oğuz Atalay'a selam. Az önce beni telefonda arayıp zorla selam istedi videoda. Şimdi en son Chelsea ile 2-2 beraber kaldık arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir beğeni geldi videoya. Hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonra PlayStation 4'ten köpek gibi PES 2017 videoları izleyeceksiniz. Online'ını çekeceğim. Challenge çekeceğim. Analiz çekeceğim. Ve FIFA 17 çekeceğim. Yani sadece PES değil tabii ki de, FIFA da gelecek. Ve tabii ki de istediğiniz oyunlar varsa, ya ben yeni çıkanları istiyorum açıkçası. Bu eski böyle Uncharted 4 tarzı oyunları çekmek istemiyorum. Çünkü yani herkes izledi zaten onları, izleneceğini zannetmiyorum. O yüzden arkadaşlar yeni çıkacak oyunlar, mesela Outlast, ki onu bilgisayardan oynuyoruz herhalde. Bakacağız işte. Yeni çıkan oyunları takip edeceğim bundan sonra PlayStation 4'te. Şimdi arkadaşlar en son 2 beraberlik bir galibiyet aldık. Ve bugün transfer sezonunun son günü. 1 dakika hemen yorumlarımı açarak ya, en çok beğenilen yorumlara bakmak istiyorum. 12.000 beğeni, 105.000 izlenmede görüyorum ben bu son analiz videosunu. Umuyorum ki daha fazlasını şey yaparsınız. Hakan Çalhanoğlu ve Emre Mor arkadaşlar. En çok yazılan Emre Mor'du zaten. Emre Mor varsa mutlaka transfer et diyordunuz. Haydi bir bakalım. Evet, Emre Mor, Borussia Dortmund, Türkiye. Tipe bak. Aman Allah'ım, tipe bak. 72 yapmışlar Emre Mor'u. Güzel. Bunun özelliklerine bakalım. 2019'a kadar sözleşmesi varmış. Ama yani bilmiyorum, transfer talebi başlatalım. 2 saat sürecekmiş bu talepler. Hemen 2 saatine bakıyoruz. Oğlum çok güzel olmuş lan. 13 saatimiz kaldı. Bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Güncelleme var. Çok güzel. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Bakıyoruz. Şartlar belirlendi. Sanırım yeniden görüşme yapmak için zamanımız var demiş. Tam transfer için. 2 yıllık transfer için. Ne istemişler? 4 milyon euro istemişler. 4.3, 4.4 istiyorlar. Çok istiyorsunuz. Emre Mor için bu kadar şey biraz fazla. Azıcık daha düşürebilir miyiz? Azıcık. 3 saat sürecekmiş. Haydi bakalım, 10 saatimiz kaldı. Oğlum çok güzel lan. Çok hoşuma gitti bu olay. Gerçekten güzel yapılmış. Fazla uzatmak istemiyorum menü olaylarında. Ki maçları izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz görüşmelerden. Diğer kulüpler, Emre tamamlandık. 626.000 düşürülmüş, tamam, yeterli yeterli. Hiç kasmaya gerek yok. Onayla abi. Bu kadardı arkadaşlar. 8 saat içerisinde kapanacak bir transfer sezonumuz var. Ancak şimdilik başka bir şey yapmak istemiyorum. Kaleci olarak arkadaşlar çok yazılanlar var. Kaleci almamı isteyenler çok var. Ben bir sezon, yani sezon arasına kadar Tolga ile devam etmek istiyorum. Fabri ve Tolga ikilisiyle devam etmek istiyorum. Ondan sonra zaten forvet ve kalecilere bakacağız. Emre takıma hoş geldin. Bakalım bize söylemek istediğin bir şey var mı? Oğuz Aşağı'nı transfer edecek mi? Bir dakika abi. Beki bir tane transfer güncellemesi gelmiş. Bunu... Hayır, görüşmeleri sona erdir. Üzgünüm ama Beki vermeyi düşünmüyorum. Hiç kimseye vermek istemiyorum. Aa bir dakika, burada 1 saat atla falan da varmış. Abi çok güzel ya. Transfer sezonu bence bu kadar olsun. Zaten transfer bütçemizde kalmadı. Bu kadardı arkadaşlar. Bakalım Emre Mor takımda ne kadar faydalı olacak. İngiltere'de ayın takımı açıklandı. Bizden hiç kimse yok. Ve Paris Saint Germain ile maçımız var arkadaşlar. Eylül ayı için ana program milli takım kadrosu duyurusu. Ve oyuncularımız gene yorgun olacak. Paris Saint Germain bayağı bir önemli. Bayağı bir büyük bir takım. Zor bir takım. Abubakar demiş ki bu maça gereken gerçekten fazlasıyla hazırım. Futbolda her şey olabilir demiş. Ve başka da güncellemek, oyun planını güncellemek istiyorum arkadaşlar. Allah Allah, Emre Mor'u santrafor yapmışlar ama ben de santrafor oynadığını görmemiştim hiçbir yerde. Neyse tamam. Olcay Şahan'ı Kerim ile değiştireceğiz. Şu yedekleri bir düzenleyememiştik. Onları düzenleyelim. Cenk Tosun'u mesela. Bu arada arkadaşlar tamam, kadroyu düzenledim. Onun haricinde söylemem gereken bir şey var. O da artık oyunun sesini duyuyorum. Çünkü game capture kartı bilgisayara bağladığımdan beri artık ben de sesleri bir saniye gecikme de olsa duyabiliyorum. Tamamdır. Şimdi benim yapmam gereken pek bir şey yok. Şu kaptanı düzenlemek istiyorum abi. Oyuncu ayarları, kaptanı seç. Kaptan tabii ki de o değil. Oğuzhan Özyakup mu, Olcay Şahı mı? Olcay Oğuzhan'a veriyor. Olcay bir tık daha önce gelmişti galiba. Aslında Tolga var ya. Tolga mı yoksa? Neyse tamam, kalsın onlar. Formayı değiştirmek istiyorum. Sürekli aynı formayla çıkıyoruz. Siyahla çıkamayacağım. Kırmızıyla mı çıksak bu maça? İlk kez kırmızı formamızı giyeceğim. Hiç gerçek hayatta da giymedik. Karşı tarafta Zlatan İbrahimovic yok. Bu çok güzel bir şey. Bakalım arkadaşlar bu maçta ne yapacağız. Siz de daha fazlası için mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki beğenileriniz ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Analiklerin beğenilerini sürekli yüksek tutmak istiyorum. Son zamanlarda dediğim gibi zaten videolar biraz aksıyor ana kanalımızda, oyun kanalımızda. Ancak yani
bir süre D-Max sektörü D-Max dedik, kafam şişti ama artık okullar açıldı. Ben de hayatımı daha fazla düzene sokuyorum. Bu hepimiz için çok daha güzel bir şey ve Game Capture Card'la birlikte gönül rahatlığıyla mutlu mutlu video çekebileceğim. Sisli puslu bir hava var. Muhtemelen oyun içerisinde yağmur yağacaktır arkadaşlar. Bakalım 1080p 60 FPS izleyebilecek arkadaşlar. Video kalitesi hakkında neler düşünecek? Artık önemliydi yani bu. Deplasman ancak yeni Konami stadyumundayız. Muhtemelen bir ara arkadaşlar şu stadyumun listesini böyle random düzenleyeceğim. Sürekli Konami'de oynamak istemiyorum çünkü. Böyle takımlara random stadyumlar vereceğim. Farklı stadyumlar vereceğim. Farklılık olsun diye. Bakalım ne yapacağız bu maçta. Allah yardımcımız olsun. Pekala, ilk tehlikeli pozisyon. Penaltı yok. Tehlikeli. Tolga. Abi çıkartmadı. Çıkartmadı. Ver şunu şöyle. Hah, çok tehlikeli geldi Paris Saint-Germain'a. Çok güzel bir pas Ricardo Quaresma. Quaresma baktı içeri, yaptı ortaya ama. Hop, ters bir vuruş, ters bir gol. Kendi kalesine atılmış bir gol. Kurzawa karıştırdı yönleri. Kalecinin harekete bak. Gerizekalı ne yapıyorsun? Şaplattı bir tane. Kendi kalesine gol attı. Bir anlaşmazlık var kaleciyle. Kurzawa Quaresma'nın ortasında kendi kalesine gönderiyor. Güzel bir ortaydı. Kalecinin büyük bir hatası var orada, beklememiş böyle bir şeyi. 1-0'ına geçiren bir gol bulduk. İnşallah bu onların psikolojisini kötü yönde etkiler ve bir gol daha buluruz. Hadi bakalım. Aferin açılsın. Atiba açılsın. Bıraktı Abubakar. Abubakar bir fake. Abubakar faul mu, bir şey yok mu hakem ya? Oo! What? Abi ne yaptınız? Abi burada bir duvar pası geçirdik tamam ama. Ya kim o? Marcelo. Tolga, anlaşamadılar. Oğlum Paris Saint-Germain zor takım ya. Yok artık, yok artık. Ne oluyor lan? Paris Saint-Germain abi yeter ama ha. Şş, Barcelona gibi oynuyor ben. Adam adama markaj yaptıracağım, olmaz böyle. Yok artık ya, gene geçirdi. Hayır! Vurdurtmayın! Vurdurtmayın! Aferin. Adriano faul aldık, çok güzel. Ah, hakem ilk yarıyı bitirdi arkadaşlar. İlk yarı 2-1, maalesef ki köpek gibi pres yapan, top yapan ve oynayan bir şey var karşımızda. Paris Saint-Germain var. Çok zor bir rakip ve çok bir oyun sergileyemiyorum ortaya. Hadi bakalım ikinci yarıda ne yapacağımızı hep birlikte görelim derken bir araya bir pas ama iyi bir pas değil. Ricardo Quaresma. Quaresma bıraktım Talisca. Talisca, Talisca, iyi bir şut değil. Ah be Talisca, daha iyisini bekledim ya. Talisca sol ayak ama of, unuttum. Güzel bir paslaşma Kore'ye. Yaptı ortaya, kafa. Out. Talisca, çok yaklaştık. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. İnanılmazdı. Çok yaklaştık ya. İkili forvete dönüyorum abi, ikili forvet oynuyorum. Çok güzel bir pas Olcay şahına doğru. Olcay gidiyor. Olcay çok yavaş kaldı. Aşırı ağır kaldı ya. Abi ciddi misin ya? Ciddi misin ya? Adriano ne yaptın Adriano? Ya of! Allah aşkına şu pasın geçmemesi lazımdı yani. Şu o müdahale öyle olmamalıydı. Ya Marcelo hala boş boş takılıyor aşağıda. Marcelo çok kötüsün ya. Harbiden kötüsün abi, bu ne ya? Talisca gidiyor. Talisca. Oo, çok sert bir müdahale Talisca'ya. Bu arada oyunda yağmur yağmaya başlamış. Bakın demiştim zaten oyun içerisinde yağmur yağabilir diye. Yağmur yağmaya başlamış. Çok güzel bir yer. Bana diyorsunuz ki şunu şöyle azıcık daha kaldır diyorsunuz. Talisca topun arkasında. Talisca iyi bastık. Talisca geldi, gene baraj. Lan oğlum alışamadım henüz frikiklere. Talisca çekti ama çok ağır. Çok çok ağır. Allah'ım Paris Saint-Germain ne böyle? Verdik pasımızı. Bir kez daha. Verdim araya. Bir kez daha. Çok güzel paslaşmalar. Caner baktı içeri. Caner yaptı ortaya, Quaresma'ya gelmedi. Talisca indirebilse keşke. Abi ciddi misiniz? Hayır ya. Hayır ya. Ya 4-4. 4. Cavani ya. Ve bitti. 4-1 elimize verdiler kendi evlerinde. Ve bu kesinlikle hiç hoş olmadı. Ama yani oynatmadılar abi. Oyunu oynatmadılar bana. Moralleri bozmak yok. Barcelona da kaybetmiş. Hem de Manchester United'da. Olur abi. Büyük takımlar da kaybeder. Diyerek kendimi teselli ediyorum. Real Madrid kazanma serisine başlamış. Hemen ileri gidiyoruz arkadaşlar. 14. liraya düştük. Ve Paris Saint-Germain 3. liraya yükseldi. Hayırlısı olsun diyoruz. Sıkıntı yok. Chelsea ile berabere kalmış bir takımız biz. Kendimizi toparlarız. Gerçekten problem değil bu. Açısı demiş ki takımın kondisyonunu yükseltmemiz gerekiyor. Sıkı çalışmadan hiçbir şey kazanamayız demiş. Doğru demiş. Abubakar milli takımı seçildiği için teşekkür ediyor. Talisca'yı takımın beyni yapmak istiyorum. Bakalım bize neler verecek Talisca. Ve beklenen gün geldi. Benfica maçındayız. Önemli bir maç Benfica. Ne oldu? Talisca'nın animasyonunu görüyoruz. Bakalım bize ne yapacak.
artist artist pozlar verme harcını bir şey yapacak mı acaba? Benfica maçına gidiyoruz. Benfica çok önemli bir rakip arkadaşlar. Gene mi Konami Stadyum? Fuck Konami Stadyum'una. Şimdi bar bakalım kondisyonlara. Bugün arkadaşlar Cenk Tosun'la başlayalım. Cenk'in kondisyonu full çünkü. Emre Mor'unki gene düşük. Emre Mor'a aslında bir türlü şans veremiyorum. Bir de Gökhan Gönül'ü aldım arkadaşlar. Bugün Gökhan Gönül'le başlayalım. Tosic'i de almak istiyorum açıkçası. Yani son hatalarından sonra Adriano birazcık canımı sıktı. Neyse kalsın birazcık. Marcelo da çok canımı sıkıyor. Bu şekilde devam ederlerse zaten gerekli olan bütün önlemlerimi alacağım. Şimdi şu hücum talimatlarını değiştirerek top çevirme oyundan kontra atağa kısa pasa ortada dönüyoruz. Zirişi koru değil destek oynayacağız. Ben neden onu ayarlamamışım acaba? Defans talimatları önde baskı agresif. Markaj ayarlarımı yapıyor ve maça gidiyorum. Tekrar hafif sisli, hafiften yağmur yağacakmış gibi duran bir havadayız. Benfica'da Konami stadyumundayız. Neden bu oyuncuları, neden bu takımların stadyumu yok demekten canım sıkılıyor. Haydi bakalım inşallah bu sefer kazanırız. Gökhan Gönül baktı içeri. Ortaya yaptırmadılar Gökhan Gönül. Bıraksın arkaya. Oğuzhan baksın. Oğuzhan fake attım ama fena bir şut değil sol ayak. Çok güzel bir pas Cenk Tosun. Cenk güzel kaçtı. Cenk muhteşem sağdan atıp sonuna geçti. Yerde kaldı hakem. Kalk dedi muhteşem bir çalımdı orada Cenk. Bravo. Çok güzel yerden bir pas Talisca. Talisca. Orada al topu. Bıraktım Ricardo Quaresma. Quaresma vurdu. Quaresma'yı bir kez daha vurdurmadılar. Neden orta sahada kimse koşmuyor? Yok artık. Oğlum bak bu bilgisayar uzaktan böyle garip garip şutlar çekiyor. Tamam mı? Yüreğim ağzıma göre böyle anlık şutlar. Bu güzel bir şey. Güzel hissettiriyor. çok tehlikeli geldi. Ama çok... Hayır penaltı yok. Hayır yok. Lan kayarken bile söyledim bir şey olmayacağını. Hakem inanılmaz büyük bir hatalı karar bu. Yani topa müdahale için kaydım. Yapma ya. Allah aşkına bir bakmak istiyorum. Hulk. Topu ıskalamış geri zekalı Adriano. Hulk'a kaymış. Nereye atar? Nereye atar? Baktı yöne atar. Şuraya. Ya yerden attı. Of! Doğru köşeyi seçtim. Yerden attı ya. Güzel bir dokunuş. Orada bir dokunuş daha. Cenk! Cenk Tosun! Cenk Tosun! Cenk vurdu. Gol oldu. Cenk ismini gösteriyor. Hiç kimse daha yeni anons yapılıyordu. Daha golün ismi yeni anonslanıyordu. Ama Cenk kovarışımı güzel bıraktı. Cenk çok güzel iki dokunuş. Çok da güzel bir bitiriş. Cenk Tosun. Birbiri yakalıyoruz. Erken cevap veriyoruz. Çok işimize geliyor bu. Aha Talisca. Talisca son anda parmaklarının ucuyla. Tam istediğim top geldi. Tam Talisca'nın sevdiği toplar. Ama başarıya ulaşamadık. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı bir belli kişilik var. Fena değil oynadığımız oyun. Baskın bir oyun ortaya koyduk. Yani doğru bir penaltı yedik ama olsun onu kurtarabilirdik de. Yapacak bir şey yok. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağız. Çok güzel bir pas. Cenk kontrol. Cenk. Auto. Cenk Tosun ne yaptın? Muhteşem bir pas. Olcay Şahan. Güzel gördüm Cenk'i. Ama Cenk ne yaptın be abi? Çok güzel bir kontroldü. Çok kötü bir şut Cenk. İnanamıyorum sana ya. Ah çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Tolga Zengin. Çok güzel bir kurtarış be. Haydi Talisca. Oha ne oldu? Baga girdi Talisca. Çok güzel bir pas Abubakar. Abubakar çevirdi içeri. Bir anlaşmazlık gelse artı bir verildi. Maç bitti ya. Sen dikene kadar. Oo. Hem de top bana gelmişti ya. Of gene mi beraberlik? Ya ama hak edecek çok şey yaptık Allah aşkına ya. Bayağı bir uğraştık ya. Gene olmadı, gene olmadı. Ayın takımında gene kimse yok. Moralim bozuluyor ya. Ama sıkıntı yok. Oyuna da alışacağız, takıma da alışacağız. Manchester City liderle maçım var. Abi liderle maç yandık. Ha ne İngiltere kupası mı? Milli takım kadrosu doğrusu. Ya abi hayır neden liderle maçım var ki? Daha çok erken. Bu son beraberlikle Beşiktaş 3 maçta kazanamıyor. Mervan takımının haftalardaki kötü performansıyla ilgili açıklamalar bulunuyor. Resmen elimizden kayıp gitmesine izin verdik. Kendimizi yenileyip önümüzdeki sefer kazanmaya çalışacağız. Yapacak bir şey, başka bir şey yok demiş. Messi karşısındaki maçla ilgili soruları yanıtlarken ifadesiz bir takım kazanmış. En iyi performansımızı sergiledik şu ana kadar demiş. Manchester City bundan farklı değil demiş. Mervan gene trip atmış. En son böyle olduğunda kazanmıştık. Chelsea ile beraber kalmıştık ama of kadroya baksana abi bu ne ya. Of Marcelo'nun kondisyonu düşük. Tamam oraya kimi alacağım biliyor musunuz? Tosic'i alacağım. Tosic defansta umarım iyi işler yapacaktır. Emre Mor bugün seni ilk kez denemek istiyorum. İlk denememi yapmak istiyorum seninle. Hadi bakalım Allah yardımcımız olsun. Bu sefer kendi taraftarımızın önündeyiz. Psikolojikmen bu bizi bir adım öne çıkartacaktır. Ve siyah formamla çıkıyorum ilk kez. Bakalım
bizi nasıl bir etkisi olacak siyah formanında. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Bu sefer kazanalım be. Abi gene tehlikeli. Gene kaçırdılar. Gene kaçırdılar. Gene kaçırdılar ama. Tolga. Allah'ım kurtaramadım yine pozisyonu. Kafayı yiyeceğim ya. Çok güzel bir müdahaleye Ramak kalmıştı Ramak. 3 forvet tehlikeli ve benim defansım bu kadar erken. Abi nokta kalmıştı o müdahaleyi kurtarmama. Olcay Şahan. Olcay Şahan. Baktı içeri. Yaptı arka köşeye. Ah Quaresma. Vuramadı gene Quaresma. Haydi Talisca. 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 Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. Talisca. Ne astı be. Ne astı be. Adam be. Hiç beklemedim oradan vurulacak bir sütun gol olacağını. Bir pas Abubakar bıraktı Talisca'nın koşuğuna. Talisca dar köşe. Ne gömdü sol ayağıyla. Bu adamın sol ayağı ne böyle. Çok sevdim, çok beğendim. Bravo 1-1. Haydi bek. Yap güzel bir orta. Güzel bir orta. Kafa gelmedi. Aa Talisca vuramadı. Ya ciddi misin ya? Allah aşkına. Allah aşkına. Ben de hazırlık yapmadım. Ben de hazırlık yapmadım. Ne hakem ne kadar hızlı işaret veriyorsun ya. Of. Haydi Abubakar. 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 Neden? Allah'ım vursana şu topu. Niye vurmuyorsun ya? Haydi bek. Bir fake. Yaptı orta. Abubakar vuramadı. Dönen topta Olcay Şahan var. Olcay kazandı topu. Güzel tamam. Haydi bırak şöyle. Olsan haydi Olsan. Tamam Quaresma yerde faul. Çok güzel bir yer. Haydi Abubakar artık gol olsun ya ne olur. Onlar bir frikikten attılar. Biz de bir frikikten atalım. Savaşalım Talisca. Bizde senden başka vuran iyi yok. Quaresma var. Abi artık benim bu adamla vurmam lazım. Hadi iki kez yükselttim. Haydi Talisca. Haydi Talisca oğlum. Haydi oğlum az mı bastım ne? Talisca. Çok yükselmiş top. İşte iki kez basmamak gerekiyormuş. Of ilk yarı bitti arkadaşlar ilk yarı. 2-1 arkadayız. İyi bir durumda değiliz. İkinci yarıda daha iyisini yapmak zorundayım. Quaresma çok çabuk yoruluyor. Bu kadar hızlı yorulmaması lazım. Bakalım ne olacak ikinci yarı. Aferin Talisca çok güzel sıyrıldı. Talisca içeriye çevirmek istedi. Aynı pozisyondan bana penaltı. Onlara penaltı verdin. Hakem sen şaka mısın? Adamımın eline verdiler. Bir top kaybı çok güzel olur burada olsam. Bir müdahale daha yapsa. Çok çok güzel olurdu ya. Talisca gidiyor. Talisca gidiyor. Gördüm aşağıya aşağıya aşağıya. Seni vururum oyun. Aşağı verdim ben yemin ederim aşağı bastım. Allah'ım yarabbim. Atiba Hutchinson önde. Hutchinson çekti. Veremedi pasını. Şimdi bıraktık. Ricardo Quaresma. O da bıraktı. Talisca. Talisca'ya vurdurtmadılar. Allah'ım şu organizasyon. Şu organizasyon bir türlü işe yaramıyor. Yani işe yaramıyor dedim. Uygulayamıyorum. Kaç kişisiniz orada alın artık. Çok güzel. Bıraktık. Bıraktım. Ama oraya değil. Bir adım yukarı işte Abubakar. Abubakar. Oradan bir şut. Oo çok yakındı aferin. Olmadı ama olsun. Şöyle bir döneyim vurayım dedim. Yani işte olmadı ama olsun. Yani bariz bir şekilde gol geliyorum dedi. Yani o kadar bariz bir şekilde dedi ki gol. Ben geliyorum. Adamın attığı çalımları da izletmek istiyorum size. Bak bir tamam mı? Üstünü burada pasını veriyor. Burada muhteşem bir dönüş. Fizik kurallarına aykırı bir dönüş. İki adımın arasından direğin dibine topu gönderiyor Tolga. Ah Tolga ah. Yağmur da başladı. Oyuncularımız iyice ağırlaştı. Haydi Cenk. Faul. Güzel. Abi pekala ben vuruyorum buradan. Yapacak bir şey yok. Nasıl oluyor buradaki frikikler hala bilmiyorum ama Talisca. Yani o kadar basmama rağmen gene baraj gene baraj. Çözemedim ben buradaki olayı. Tamam bir fake. İkincisi olmadı ve oyuncularım benim o kadar ağır ki. Manchester City ise o kadar hızlı ki. Kesinlikle topu almam. Çok zorlaşıyor şu anda. Çok güzel bir pas Cenk dokun. Dokunamadı. Haydi Olcay lütfen takım. Bir gol daha atalım bir şeyler yapalım. Gücümüzü gösterelim. Aa yeter ama ha. Siz de ne faul yaptınız sakatlandı ya. Evet. Sağlık ekibini çağırırmış gibi hareket yaptı hakemimiz ama. Tabii ki de sahaya gelen giden yok. Talisca. Topun arkasında içeride hiç kimse yok. Neden? Neden içeride hiç kimse yok? Söveceğim şimdi yeter ha. Ha ikinci sarı yeter yani Allah Allah. Sabahtan beri şey yapıyorlar. Yediler sonunda kırmızıyı. Ama artık çok geç yani bunun için. Evet maç bitti arkadaşlar 3-1 kaybettik. Maalesef ki ama ne yapalım. Formaların ıslanması çok güzel olmuş. Topun ve oyuncuların fiziği anında değişti zaten yağmurla birlikte. Tolga bir boka yaramıyorsun yani. Bir tane kurtarışın vardı ama bu kadar yani o kadar.
ilk golü yememesi lazım mı falan filan. Çok şutumuz var, kaleyi bulmuyor hiçbirisi. İyi durumda değiliz arkadaşlar. Oyuna ya adım adım alışıyorum ama mantığını biraz daha mantığını yürütemiyorum tam olarak. Bir kayıp daha verdik. 15. sıradayız. 10 puan fark var lider Manchester City ile ama adamlar liderdi yani. Zaten çok bir ümidim yoktu da. Olsun. Hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok. Mutlaka yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bakalım sıradaki maçımız Schalke 04 ile kupa maçı. Sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye. How deep is your love? Is it like the ocean?